Değerli CGTN Türk takipçileri çalışma masasından notlar programına hoş geldiniz. Yok başka bir cehennem yaşıyorsunuz işte. Behçet Aysa'nın çok güzel dizelerinden bir tanesidir efendim bu. Nereye bağlayacağız peki bu şiiri? Aslında içinde bulunduğumuz jeopolitik duruma hep tartışılır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Artık Üçüncü Dünya Savaşı'nı da herhalde görmeyiz. İnsanlık hatalarından dersler çıkarmıştır deriz. Ancak öyle olmuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyonlarda halka seslendi ve öyle bir konuşma yaptı ki efendim. Üçüncü Dünya Savaşı artık kapımıza dayandı mı endişeleri bir anda tetikledi. Halka sesleniş konuşmasında Ukrayna savaşının bir bölgesel savaş olduğunu fakat son gelişmeler neticesinde bunun küresel bir hal aldığını söyledi. Peki neden küresel bir hal aldı? Çünkü artık savaş dedi Putin'e göre Ukrayna ve Rusya arasında yaşanmıyor. Rusya ve Batı bloğu arasında doğrudan yaşanıyor soracak olabilirsiniz. Daha önceden de Ruslar benzer bir şey söylüyordu. Fakat bu kez denklem değişti. Artık batılı ülkeler Rusların nezdinde oyuna doğrudan dahil oldu. Eskiden bir vekalet savaşı gibi betimliyorlardı. Ukrayna ordusunu, Ukrayna askerlerini perde gerisinde kontrol eden NATO ve Amerika Birleşik Devletleri olarak tasvir ediliyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte savaşa doğrudan dahil olduklarını söyledi. Bunun gerekçesi ise Batı üretimi füzelerin doğrudan Rusya'nın içini vurması Amerikalıların Atak füzeleri ve İngilizlerin Shadow füzeleri Rusya'nın derinliklerine kadar girdi. Burada Biryansk ve Kurs bölgesini vurdular. 6 füze atıldı. Amerikan füzeleriydi bunlar. Bunlardan 5'inin düşürüldüğünü, birinin ise garnizonun dış hattına geldiğini söyledi Putin konuşmasında. Ve dedi ki artık Batılılar doğrudan savaşa dahil oldu. Küresel bir savaşa doğru ilerliyoruz. Bunun müsebbibi Amerika Birleşik Devletleri'dir dedi. Peki daha önce de yani Batının silahları yine sahada kullanılıyordu. Bu kez ne değişmiş olabilir? Füze kullanıldığı için mi acaba Putin böyle bir şey söyledi? Hayır. Mesela sadece füzenin kendisi değil. Putin dedi ki bu füzelerin kullanılabilmesi için, bu uzun menzilli füzelerin kullanılabilmesi için uydu bilgilerine ihtiyaç var. Uydu bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngilizlerin elinde Ukrayna'nın böyle bir kabiliyeti yok. Ukrayna'nın bir başka kabiliyetinin olmadığı husus ise yine bu füzelerin kullanım şekli, teknik bir destek gerekiyor muhakkak. Dolayısıyla dedi sadece füzeleri vermekle kalmadı, aynı zamanda işin içine doğrudan müdahil oldu. Elbette ben tırnak içerisinde bu ifadeleri kullandı demiyorum ama Rusçadan İngilizceye çevrildi. İşte oradan aktarıyoruz ve ben de tabii ki sizlere kısa ve özlü olarak Vladimir Putin'in neler söylediğini aktarıyorum. Zelenski uzunca bir süredir beklediği fırsata böylelikle kavuşmuş oldu ünlü zafer planını Batı başkentlerinde e, lider lider gezerek pazarlamaktaydı Zelenski ve izni aldıktan sonra ki burada bir parantez açalım Beyaz Saray'dan Washington yönetiminden herhangi bir resmi açıklama gelmedi biz ABD'nin böyle bir izni verdiğini Washington Post gazetesinin e, yetkililere dayandırdığı haberinden öğrendik e, bu haber yalanlanabilirdi yalanlanmadı ve zaten sahada da bunun gelişmelerine tanıklık ettik. Peki Rusya ne yaptı bunun karşılığında? Putin'in gündeminde sadece olan biten sürecin değerlendirmesi değil, aynı zamanda Rusya'nın vereceği yanıtın ve aldığı kararların da iletilmesi vardı. Rusya'nın aldığı karar zaten nükleer doktrin. 19 Kasım'da saldırılar gerçekleştiği gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin nükleer doktrinini onaylamıştı. Bu nükleer doktrin uyarınca ülkesine bir balistik füze kullanılırsa derhal buna nükleerle yanıt verebiliyor ve hatta o kadar çapı genişletti ki drone saldırılarını da yine nükleer doktrinin içine bir tehdit olarak eklemiş bulundu. Rusya bu doktrini onayladı ve hayata geçirmeye başladı mı derseniz henüz nükleerden bahsetmiyoruz ama çok kuvvetli ve deneysel bir füzeyle Ukrayna'yı vurdu. Oreşnik adını verdiler vurdukları füzeye. Anladığımız kadarıyla bu bir füze sistemi. E, orta menzilli nükleer olmayan balistik füze olarak tanımlanıyor. Ama Putin konuşmasında sanki iki füze kullanılmış gibi bir orta menzilli füzeden bahsetti bir de nükleer başlık taşımayan füzeden bahsetti. E, konuşmasındaki bu detay önümüzdeki günlerde netleşecektir. Çünkü deneysel bir füze diye bu yüzden dedim çok fazla bilgiye sahip değiliz bu Oreşnik füze sistemi hakkında. Ancak bildiğimiz bir şey var efendim. Batılılar bunu durdurma kabiliyetine sahip Değiller. Çok hızlı bir füze saniyede 10 mah dedi. Yani bu da zannediyorum saniyede 10-12 kilometreye kadar hızla ilerlediği anlamına geliyor. Ee, şöyle düzeltelim saniyede 2,5-3 kilometre hızla ulaşmış oluyor. Çevrilince böyle bir durum ortaya çıkıyormuş. Sadece hızlı değil elbette mevcut hava savunma sistemlerinin de engelleyemediğini söyledi. Bu nedenle Putin dedi ki bundan sonra da biz deneysel bir silahları kullanırken ee, Ukrayna'ya kullanırken e, bildiri yayınlayacağız, duyuru yayınlayacağız. Bu duyuruda sivillerin orayı terk etmesini isteyeceğiz. Ve tereddüt etmeyeceğiz açıklama yaparken, vuracağımız noktayı beyan ederken. Neden tereddüt etmeyeceğiz dedi? Çünkü dünyada bunu engelleyebilecek bir füze sistemi yok diyerek daha sonra orta ve kısa menzilli füzeler anlaşmasına geldi. 2019 yılında Donald Trump bu anlaşmadan çekilmişti. Putin uyardı. dedi ki bunun doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz. Bir hata yaptılar dedi. Çünkü Putin de artık yavaş yavaş yerin altına füzeleri çıkartıp göstermeye başladı. Putin konuşmasında dedi ki Amerika Birleşik Devletleri 2019 yılında bu anlaşmadan çekilmesine rağmen bizler bu füzeleri başka bölgelere konuşlandırmadık. Ne zaman ki biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da ve Asya Pasifik'te bu füzeleri konuşlandırmaya başladığını, göstermeye başladığını anladık. O saatten itibaren de zaten denklem değişmiş oldu. O nedenle dünya bir bu savaşa gidiyorsa, büyük bir bölgesel küresel savaşa doğru ilerliyorsa bunun müsebbibi sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri diye işaret etti. Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımızda ise çift taraflı bir söylem görüyoruz. İlk söylem Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sıcağı sıcağına bir yorumda bulundu. Dedi ki elbette Rusların deneysel bir füze kullandığının farkındayız. Bundan endişe duyuyoruz. Bunun hakkında daha fazla detaylı bilgi veremem. Zaten onlar da incelemelerine devam edecekler. Ancak Washington Post'a konuşan Amerikalı yetkililer aslında gözlerini ne kadar kararttıklarını da bir kez daha beyan etmiş oldular. Dedi ki ABD'li yetkililer evet Rusların kullandığı füzeler deneysel ama velakin çok fazla füze stoğu bulunmuyor. Bunlar Ukrayna'da denklem değiştiremeyecek. Adeta Rusya'yı kışkırtmak için, adeta Ukrayna'ya sahte bir cesaret vermek için bu ifadeler kullanıldı. Oysa meselenin ne kadar ciddi olduğunu bizler tarihten öğrenmiş bulunuyoruz ve bugünün de güncel e, teknolojik imkanlarını ve o teknolojinin ne kadar yıkıcı olabileceğini göz önüne alınırsak bence Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri bir kez daha dikkatle dinlenmeli ve aslında bu zamana kadar e, Putin'in çok fazla blöf yapmadığını, e, önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmekte de son derece kararlı olduğunu görebiliriz. Bunu bir gazeteci olarak bakın Putin'i desteklemek ya da Zelenskiy'i desteklemek anlamında söylemiyorum. Ortada bir gerçek var. Ee, ve bu gerçeğin biz bu söylenenlerin adım adım sahaya yansıdığını görüyoruz. Ee, Ukrayna'da denklem değişir mi? Değişmez mi? Ee, bunu aslında tersten biraz bakmak gerekiyor. Çünkü Kullanılan balistik füzeler acaba Rusya'yı caydırabilecek mi? Örneğin Donetsk bölgesinde Rusların ilerleyişini durdurabilecekler mi? Bu ilerlemeyi durdurmak için Rusya Kurs bölgesinin Rusya'nın Kurs bölgesine girmişti. Ukrayna ordusu Hedefleri oydu. Donetsk bölgesinden askerler gelecekti ve böylelikle sahadaki diğer cepheler rahatlayacaktı. Ancak öyle olmadı. Ukrayna birlikleri Rusya içerisinde dar bir alanı hapsolmuşken diğer tarafta bakıyoruz. Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Ab <laughs> Aydeli yetkililer de bunu kabul etmekte ancak hep diyoruz ya Biden şimdi 5 Kasım'dan sonra topal ördek durumuna düşerken Trump'ın kucağına, Halefi'nin kucağına bir adeta ateş topu bırakmak istiyor. Akla gelen bir soru Trump bu sırada ne yapıyor? Trump'tan bakın dikkat edin hiçbir açıklama gelmedi. Oysa kendisi kampanya dönemi boyunca ben demişti savaşları bitiren bir lider olacağım kampanyasını bunun üzerine kurmuştu dış politikada ve şu anda bütün dünya 3. Dünya Savaşı'nı konuşurken ve halklar bundan endişe ederken halklar diyorum çünkü bazı devletlerin endişe etmediği ve bunu talep ettiği arzuladıkları çok ortada Trump'tan bir ses duyulmuyor. Oysa Beyaz Saray'a çıktığı ilk gün bu krizi bitireceğinin sözünü vermişti. Acaba Donald Trump neden sessiz? Kocaman bir soru işareti ve bu soru işaretinin ardında da size bir bilgi. Donald Trump ve Biden bir görüşme yaptılar. Hemen bu saldırının öncesinde hemen öncesinde aynı günde değil ama birkaç gün öncesinde görüşme yapmışlardı ve orada iki saat kadar sürmüştü. Zannediyorum o toplantıda Biden'ı Trump'a aktardıkları bu noktada belirleyici olmuş olabilir. Bir kez daha acaba o Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamı devreye girip Trump'u uyarıda mı bulundu? Bunu zaman gösterecek. Çünkü Trump hani ortadan kaybolmadı. Atamalar hakkında konuşuyor, sağlık sistemi hakkında konuşuyor. Birçok konu hakkında konuşuyor. Ecuris Elon Musk'la birlikte füze sistemlerini, daha doğrusu uzaya fırlattıkları füzeleri birlikte izliyorlar. Yani Donald Trump ortadan kaybolmuş değil, her konu hakkında konuşuyor ama konuşmadığı tek konu bu Ukrayna meselesi oldu. Üçüncü Dünya Savaşı'nı arzulayan ülkeler demiştik. Devletler var demiştim. Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Biden yönetimi bu konuda gözünü karartmış. E, görüyoruz ve İngiltere, İngiltere efendim İngiltere e, genel kurmay başkan yardımcısı da bir açıklama yaptı. dedi ki bu gece Rusya ile savaşmaya hazırız. Eğer bir ülkeyi daha efendim askeri olarak girerlerse bir hareket daha düzenlerlerse diye bir açıklama geldi İngiltere'den. İngiltere aynı zamanda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile füze veren ülkelerden bir tanesi. Storm füzeleri kullanıldı. Aynı zamanda Estonya ile birlikte Ukrayna'ya dronlar veriyorlar. Rusya da bunun farkında olacak ki işte zaten nükleer doktrinine bu drone meselesinde epey kapsamlı biçimde katmış durumda Rusya'dan açıklamalar peş peşe gel geliyor Peskov Zaharova benzer şekilde açıklamalar yaptı onlar çok fazla ülkelerinin nükleer kapasitesi hakkında konuşmak istemiyor çünkü bu gerçekten Rusya için bir kırmızı çizgi ve kullanıldığı zaman dünya içinde elbette yıkıcı bir tahribata yol açacak İşler iyiye gitmiyor İşler iyiye gitmiyor Donald Trump seçildiği zaman belki bir şekilde o zamana kadar sabredip barış gelir mi diye düşünürken Hangi noktaya ilerledik? Geldiğimiz nokta gerçekten savaşın daha da kapsamlı biçimde derinleşeceği hususunu bizlere ne yazık ki aktarmakta. Türkiye, Türkiye tabii ki Ukrayna ve Rusya yakınlığıyla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin bu kararının yanlış olduğunu söyledi. Türkiye itidal ve temkinli davranmaya devam ediyor. Umarım bu pozisyonu korur ve bu yangın yerinden efendim daha da büyümeden bu yangın yeri bir yandan söndürmeye çalışırken bir yandan da o güvenlik mesafemizi ayarlarız diye ümit ediyorum. Ben Gökün Göçmen, Çalışma Masası'ndan Notlar programının sonuna geldik. Bir başka programda daha gelişmeleri dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Görüşmek ümidiyle.